Babanın arabasında Hande'nin evinin anahtarını buldum, biliyor musun? Demek ki doğruymuş. Artık adım gibi eminim. O çocuk babandan. Böyle bir adama aşık olduğuma mı yanayım? Aptallığıma mı yanayım? Ne yapayım ben şimdi? Anne. Galiba daha büyük bir sorunumuz var. Daha büyük ne olabilir ki? Babama da bana da birer paket geldi. İçinden biraz toprak ve senin fotoğrafların çıktı. Ne demek bu şimdi? Kim yollamış? Hande. Yani Hande'nin adına biri yollamış. Galiba biri ya da birileri Hande'nin intikamını almak için bizi korkutmaya çalışıyor. Akrabası olabilir. Belalı bir sevgili olabilir. Her şey olabilir. Bu hediye paketi, içinden toprak çıkması falan beni çok korkutuyor Demir. Benim için artık sadece sen varsın. Babam nasıl bir işe bulaştıysa, temizlemekte, cezasını çekmekte ona düşüyor. Biz artık o eve dönmeyeceğiz. Peki, babam polise anlatmış mı bunları? Hayır, anlatmamış. Öldürdüğümü sandığınız kadından toprak ve fotoğraflar mı geldi diyeceğim dedi. Umurunda değil tabii. Bu eve dönmeyeceğiz Demir. O manyağın kim olduğu ortaya çıkana kadar o eve dönmeyeceğiz. Peki ya sonra? Sonra? Sonrası yok. Babanın beni ittiği tek bir yol kaldı. Sonrası ikimiz istemir. Bundan sonra sadece sen varsın. Anlıyor musun beni? Hı hı. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Sonrası ikimiziz. Sonrası yok.